Evet, Antalya'da bugün Korkuteli'nin bereketli yaylalarına doğru uzandık ve o bereketli yaylalarda yetişen eşsiz ürünler. Korkuteli'nde Bayat Mahallesi'ndeyiz ki Bayat Mahallesi de hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın meyve deposu. Peki burada bu meyvecilik faaliyetleri hangi şartlar altında yürütülüyor? İşte biz de bunları öğrenmek için geldik. Ayrıca da yine Korkuteli'nde yetişen o ünlü mantarların hikayesini de sizlere aktaracağız. Ama önce bir kar yağdı armudu var ki coğrafi işaret almış olan çok önemli bir ürün. O ürünle ilgili ne yazık ki iyi haberler gelmedi kulağımıza. İşte biz biraz da onun izini süreceğiz. Şimdi yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Korkuteli Meyveciler Birliği Başkanı Sayın Ali Kartop. Biz tam geldik ki işte kar yağdı armudunu tanıyalım, öğrenelim. Nasıl bir bereket timsali olmuş Korkuteli'nde onu sizlere aktaralım. Ama haberler ne yazık ki çok da iyi değil. Neler oldu kar yağdı armuduna? Kar yağdı armudumuz bundan son 20 yılda çok ünlü bir üründü. Yani herkes para ediyor diye bu mikro klimayı, bu bölgeyi çok sevdiği için herkes kar yağdı armudu dikti. Diktikten sonra maalesef bu armut son yıllarda hiç para etmemeye başladı. 2 lira maliyet yaptığımız armudu 2 liraya satamaz olduk. Ondan dolayı da özellikle son 3 yılda ve bu yıl tamamı herkes kesiyor, kökleyiyor. Ekin eksem diyor, arpa eksem diyor, bundan fazla kazanırım diyor. Maalesef tüm bahçelerimiz, şimdi gideceğiz göreceğiz, kepçelerle kökleniyor, odun oluyor, fırınlarda yanacak, sobalarda yanacak. O hale geldik. Yetiştirmesi çok zor. Yani çok güzel bir ürün. Aroması, damak tadından Sağlam bir ürün. sağlam bir ürün. İnsanlar yani bizim Türk damak tadına çok uygun ama maalesef para etmediği için köklüyoruz. Ben de kökledim ve şu anda da kökleyeceğim. En az 60-70 dekar yerim var. Kökleyeceğim yani. Para kazanmıyor. Çünkü Kaldı ki siz aslında büyük bir alanda üretimi tabii büyük yapıyorsunuz. Yani alanda küçük çiftçi ne yapacak zaten acaba? küçük çiftçiler kökledi, dayanamadı. Bizim gibi büyükler işte bu yıl 50 dönümünü kökleyeceğiz. Gelecek yıl 50 dönümünü kökleyeceğiz. Tamamen yemeklik dahi alagomayacağız. O hale geldik. Yani o kadar bakımı zorlaştı. İlaçlar %300, gübre %500, mazot %100, ceyran %150 zam yedi. Bu ürünler de bunlar olmadan yetiştirilmesi mümkün değil. Onun için işçilikler çok arttı. Mesela ceyrana gelen zamdan şu anda bu sahneler 400 ile 500 lira arasında fiyat istiyorlardı. Gelecek yıl 1000 lira olacağını, 1 kilo armudun konmasının. Dışına koyduğumuz plastik kasayı 4 liraya alıyorduk, 12 lira oldu. Yani 1 kilo armudu ben bedavada yetiştirsem bu sahneye koydum mu 2000 lira masraf var işçilikle. Ondan dolayı yetiştirmeyeceğiz artık. Dalında hemen satılan sert çekirdekli meyvelere yöneldik. Yani bu işi bırakacak değiliz. Mücadelemiz devam edecek. Ne kadar pahalı olursa olsun inşallah bir düzeleceği gün olur. İhracata dönük. Hemen dalından alınıp satılacak ürünler yapacağız. Soğuk havaya konan ürünleri yetiştiremeyeceğiz. Yetiştiremeyeceğiz daha doğrusu. Mecbur kalanlar koyacak. Tüccarlar koyacak. Tabii şimdi ihracat konusu da önemli. Evet. Yani bir yerde aslında üretici için de bir Evet. yerde bir kazanç kapısı sayılır. Hem Ama ülkemiz için hem yani üretici için çok güzel bir şey. şimdi bu topraklara has, Evet. buranın kadim ürünü olan, hatta işte az önce söylediğimiz gibi coğrafi işaret Evet. tescili de almış bir ürünün de yaşaması için neler yapılması gerekir? Yani onun fedakarlık edilecek yeri, yani biz onu yetiştirirsek biz kendimiz öleceğiz. Yani kendimiz bir şeyler yapamayacağız. Çok zor oldu. Gerçekten zor. Hemen altını çizmemiz gereken bir mesele var. Bu döviz dalgalanmalarının hemen ardından bir takım fırsatçılar mal istiflediler ve dolar düşmesine rağmen fiyatlarında bir indirim yapmadılar. O da özellikle üreticiyi vurdu. Şimdi burada da sanırım böyle bir durum söz konusu. Yani bizim burada da aynısı var. Mesela %300, kasa fiyatı %300 arttı. Mazot
%100 arttı. Devlet buna biraz destek olabilir. Çiftçi özellikle mazot yönünden eskiden tarımsal elektriği normal elektriğin yarı parasını alıyorduk. Şu anda herhalde sanayi elektriğinden pahalı. Şu anda aldığımız yani bu şartlarda zaten bu bölgede sulama birliğimiz devlet su işleri sağ olsun 3 kere elinden geldiği kadar su veriyor. Ama bir meyve 3 kez suyla sulanmıyor. En az 7-8 kere sulanması lazım. Yeraltı sularından çıkarıyoruz. Yeraltı suyundan meyve beslemek demek maliyeti kiloda 500 lira 1000 lira arttırıyor. Ondan dolayı yeraltı sularında da önemli bir çekilme var çok, değil çok. Mi? Eskiden 60-70 metreden çekiyorduk. Şu anda 200 metreden kuyular salınıyor. Pompalar 150 metreye indi. O da maliyet. Maliyet ne demek? Yani şu anda bir derin kuyu yaptırmak bir çiftçi ben bahçe yapacağım, derin kuyu yapacağım dese 150 milyara mal edemez. Bir kuyuyu. Yani çiftçinin gücü kalmadı. Yani devlet buna özellikle elektriğe, mazota ve gübreye yani onlara gücü yetebilir. Ama işçilige gücü yetmez yani işçilik piyasada yani işte bulduğumuza çalıştırıyoruz. Yani en kötü işçinin şu anda maliyeti bize yani yevmiyeci işçinin 150 lira. En kötü işçinin yani en ucuz işçilik bu. Ondan dolayı bunlar bizim burada 2000 liraya 3000 liraya sattığımız ürün büyük şehirlerde marketlerde 10 liradan aşağı değil. Yani, yani 2 liraya 3 liraya satıyorsunuz. Satıyoruz satıyoruz şu anda 2 lira. 2 liraya burada ürün var. Herkes 2 liradan alıyor. Tüccar alıyor. 2,5 liradan alıyor. Biz de satmak zorundayız. Çünkü bir ürünün var ya artık bu soğuk havalarda en fazla 2 ay daha ömrü kaldı. 2 ay sonra çöpe dökeriz veya meyve suyuna dökeriz. Yani durum bu kadar vahim. Yani bu coğrafi işaretli ürün sadece Türkiye'de burada yetişiyor. Yani o kadar zor uğraştık ki bu coğrafi işareti almak için sağ olsun borsa başkanımız, ziraat odası başkanımız, sulama birlik başkanlarımız çok maddi manevi destekte bulundular. Bir de kar yağdı armudu. Kar yağdı armudu. Adı nereden geliyor? Ya kar yağdı armudu eskiden çok geç toplanırmış. Yani kar yağdı, kar yağıncaya kadar dalında kalırmış. Kar yağdı o kadar armudu sağlammış. O kadar sağlam ve o kadar mükemmel bir aroması var. Şöyle olgunlaşmış bir kar yağdı armudu. Yeseniz şuradan suyu akar. O kadar güzel. Yani dilinizde tereyağı gibi, dondurma gibi kayar. Yani ağzınıza bir kum, bir armut yiyormuş gibi gelmez. O kadar mükemmel bir ürün ama bitti. Bitti. O da dayanamadı yani bu şartlara. Yani onun dayanacak gücü kalmadı. Biz yetiştiremeyeceğiz yani. Yetiştirilmesi artık imkansız denecek derecede zor aldı. Umarız bir an önce bu ses duyulur ve bir an önce bu i̇nşallah, konuda bir girişimde bulunur. Sonuçta milli bir ürünümüz yani, söz konusu burada. Yani milli bir ürün tabii. Evet. Bu artık yerli ve milli bir ürün. Yani kendimize az. Yani şu anda piyasada biz armut, Santa Maria, Williamis, ondan sonra Margarit Marilla bunlar hep İtalya ürün. Evet. Bizim kendimize has ürünümüz Türkiye'de tek kar yağdı armudu. Yani buna Ankara armudu diyenler de vardır. Ankara yöresinde yetiştiği için yerli ve milli bir ürün. Bu yok oluyor tamam kökünü yani babamızdan kalan, atamızdan kalan. Bir de bu ağaçlar uzun ömürlü. 80-90 yaşında ağaçlar var. Bunların hepsi kökleniyor şu anda. Yani ondan dolayı yetkililerin bu sesi, bu çığlığımızı duyması lazım. Yani hakikaten üreticimiz şu anda düşünmeden. Yani belki yıllar sonra, belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra böyle bir armudumuz vardı diye çocuklarımız bize soracak. Ama maalesef kesiyoruz. Maalesef. Ben şimdi sizi kesilen, köklenen, büyük kepçelerin köklediği bahçeye de götüreceğim. Yani görsün yetkililer. Evet. Yani şaka konuşmuyoruz. Köklenen evet, bahçeler. İçimiz ezilerek çok, o bahçeleri çok izleyeceğiz. Evet. Yani bunları görebilirsiniz. Yani diyecek olduğum bundan ibaret. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür olun. Ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Size de. Size de Ulusal Kanal bize bu imkanı verdiği için Ulusal Kanal'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Yaylaların hası Korkut Elinde, meyvelerin hası kar yağdı armudunun başına gelenleri konuştuk. Çok değerli Ali Kartop'la. Şimdi evet az önce de söylediğimiz gibi ihracat konusu önemli ve Türkiye ekonomisinin önemli atılım hamlelerinden birisi. Elbette üreticilerin ihracata yönelmesi onların da rahata ermesinde önemli bir pay olacak
Ama işte o kar yağdı, armudunu da bu şartlara teslim etmeden olmasını diliyoruz. Şimdi ihracat konusunu konuşalım istiyoruz. Evet, Sayın Erdal Bey'le. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şimdi baktık burada uçsuz bucaksız meyve bahçeleri var. Az önce de söyledik ya, burası bir meyve cenneti. Ve gözünüzün alabildiği yerler armut, kayısı, elma bahçeleriyle donatılı. Biraz bu arazilerden bahseder misiniz? Ne kadar ekili arazi var şimdi Bayat'ta? Korkutel olarak, yani bütün genel tahmini 980 bin hektar arazi var tapulu olarak. Bunun 140 bin hektarı meyve bahçesi. 280 bin hektar sulanabilir arazi var, yani yonca, bitki gibi. Diğeri de kuru mahsul, geri kalan. Korkutel'de hayvancılık da var, mantarcılık da var. Korkutel'in 350 bin küçük baş hayvanı var. 40-50 bin de büyük baş hayvan. Yani büyük bir coğrafi, Antalya'nın en yüz ölçümü büyük ilçesi. Ama burada ne olduğunu, ne bittiğini gelip ilgilenen olmuyor fazla. Evet, biz hep daha çok tabii üretimi Antalya ile ilgili özellikle, evet, örtü altından ibaret gibi algıladık demeyeyim de, İhracat yani öyle yansıttık. Öyle görüyorlar. Burada, evet, örtü altı da var. Ama örtü üstü mesela sert çekirdekli meyvelerde yayla olarak Antalya'nın bir tek Korkutel'de oluyor. İhracat olarak vişne, kayısı, şeftali, erik, armut hepsi mevcut. Burada ne yetişiyor? Ne kadar oluyor? Mesela 250 bin ton meyve var. Bunun bu kadar olduğunu yetkililerden gelip kimse bir araştırma yapmıyor. Biz sesimizi, yani siz geldiniz sağ olun, duyurmaya çalışıyoruz ama yazın baksınlar verilere, ihracat olarak meyve üzerine bir Korkutel de var. Bunu belediye başkanları da olsun, yani vekillerimiz de olsun, bakanlık da olsun, yani gelip yerinde hakikaten böyle bir kaliteli ürün var mı, ihracata uygun mu, yerinde beraber çalışma yapmamız lazım. Ha, biz bu mücadeleyi yapıyoruz. Siz tevekküle geldiniz. Burada soğuk hava deposunda armut işliyorduk. Hı. Sağ olun. Hı. Yani gördünüz bu soğukta çektiğimiz çileleri. Yani Margarit armut yapıyoruz şu anda. Armut yurt dışına gönderiyoruz, Balkan ülkelerine. Tabii vatandaştan alış, yani 4 lira 5 lira. Hı. Bunun içinden çıkması çıkıyor. Palet maliyeti 85 lira. Kasa maliyeti 4,5 lira. Viyol maliyeti o da 450 lira. Bir tek şeye olan. Beğenmediğimiz, yani bir şerit geçen yıl 110 liradı. Şimdi 550 lira. Bir şerit. Köşe bent 250 lira. Yani bununla geçen yıldan yani 2-3 kat çok farklılık fiyat geldi. Bu da neden? Dolar yükseldi. Ham madde bağlı. Petrol öylesine. Elektrik yine öyle. Vatandaş ne yapacağını şaşırdı kaldı. Burada üretim yapan adama da bir şey diyemiyoruz. Biz satacağız diye uğraşıyoruz ama ihracatçı da net kilo alıyor. Bu malı alırken net kilo alacağını diye uğraşıyor. Net kilo demek kasanın darasını düşüyorsun. Paletin darasını da düşüyorsun. Zaten bunlar bir girdili, maliyetli. Yani kiloda 2000 lira geçik bir maliyet oluyor. Bunu hiçe sayılarak para kazanma amacımız çok az. Bu da biraz ihracatın o görünmeyen çok zor. İyi, evet. İşçiler soğukta bak çalışmak istemiyor. Çalışsa da yani bir işçinin yürümesi 150 lira. Daha aşağı çalıştırma şansın yok. Servis parası, yani ıvır zıvır bazı masraflar da oluyor. Çok maliyet biniyor. Şimdi sulama, vatandaşla konuşuyoruz. Sen su ücretinden haberin var mı? Ben sulama kuvvet başkanlığı da yapıyorum aynı zamanda. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi destek etmese zaten hiç sulama yapamayacağız. Elektriğin kilovatı yani şu anda %150 koydu. Bunu nasıl akından geleceksin? Mesela bizim orada sulama kuvvet başkanı yaptığım bölge Dereköy. Orada 7 tane kuvvetin kuyusu var. Burada pompalar mesela 40'lık 50'lik. 50 kahva pompa saatte 50 kilovat ceyran yakar. Ceyran şimdi 2500 lira oldu mu? Bir saatte yak diye ceyran mesela 150 kahvalık şey yani 100 lira. Saatte 100 lira para yakacak.
Vatandaşa su versen, 10 saat versen 1 milyon lira para, 1000 lira yani. Tabii. Adam 10 sefer sulasa 10 milyon lira bahçeyi mi satacaksın da vereceksin sana diyor. Adam haklı. Yani bu kadar maliyetin içinde nasıl biz bahçeyi yetiştireceğiz diyorlar. Yetiştirici de haklı. Yani kime ne diyeceğimiz şaşırdık kaldık. Devlet yetkililerine tamam çiftçiye destek olacağız. Bir şeyler yapılacak diye bekliyor herkes dört gözle ama gübren çuval olmuş 550-600 lira. Mazot 14.500 lira. Yapacak bir şey yok yani bizim elimizde olan da bir şey yok. Adam gübre atmayacağım diye ağaçları keseceğim diyorlar. Kesen kendi bahçesini kesiyor. Ama bu kadar geniş alanda şimdi görüyorsanız hep etraf dağlarla çevrili. Ortada bir ova, burası Bayat. Bizim ovalar da öyle. Öyle bereketli bir ova ki hem de. Evet, havası rutubet olmayan bir yer. Evet. Buraya bir de oksijen denizi diyorlar. Aynen öyle. Şimdi oksijen hiç Türkiye'de belli başlı yer, bulunmayan bir yer. Yani bir Kastamonu, Daday'da böyle bir hava vardı. Öyle söylüyorlar. Bir de buradasın. Hiç terleme fazla olmaz. Ama bu güzel doğamızın içerisinde meyve yetiştiriyoruz. Şimdi herkes emeğin karşılığını alamıyor. Hayatına küsmüş millet. Ne yapacağını bilemiyorlar. Az önce de Ali Bey'le de konuştuk. Talepleri zaten açıkça ifade etti. Nerelere müdahale etmesi gerektiğini devletin. Size yansıyan talepler nelerdir? Siz tabii üreticilerle daha çok iç içesiniz. Biz çiftçilerle iç içeyiz. Mesela Ziraat Odası Başkanı'na da görüşüyoruz. Ya biz bakanlıktan yani her bölgede ne yetişiyor? Görevli yani yetkililer gelip birebir burada bu ürün yetişiyor. Kota konulacaksa, kotalı çalışılacaksa, yani nasıl çalışılacaksa planlama yapılması lazım. Evet. Yazın burada ilk kirazla başlıyoruz, ihracata kiraz gidiyor. Arkasından kayısı başlıyor, ihracata gidiyor. Erik başlıyor, ihracata gidiyor bu bölgede. Şeftali ihracata gidiyor, vişne ihracata gidiyor. Yani armut var, ihracata gidiyor. Bu bölgede ihracatın olduğunu hissettirmek lazım. Nereden hissettir? Bu hazineyi görün diyorsunuz görsün devleti. Ya şimdi Antalya'da ihracatın ana merkezi Antalya. Antalya'da örtü altı ihracat yapılıyor. Baksınlar yazın yaylada yine örtü altı ihracat var. Domates, seralamız, her şeyimiz var ama meyve ihracatının olduğunu bilen yok fazla. Meyve biz sanki bir Mersin'de var. Altını kalın kalın çizmeye geldik. Evet. Bursa. Burası Bursa'dan üstün. Gelip baksınlar yani Bursa'da herkes ihracat olunca Bursa'yı görüyor, Mersin Mut'u görüyor ama burası daha kaliteli kayısı var. Aroması da yüksek. Neden? Oksijeni daha bol. Ama bunu izah etmek için sesimizi duyurmak istiyoruz yani. Yetkililer buraya gelecek, buraya, bu bahçeleri dolaşacak, şöyle bir görecek, ürün kalitesini görecek, buradaki ihracat kapasitesini görecek yerinde. Aynen öyle. Ya şimdi diyelim 980 bin hektar arazi. Antalya'nın hangi ilçesinde bu kadar arazi var? Yok. Gelelim 140 bin hektar meyve bahçesi var. Bu hep yani çekirdekli meyve. Bunun içinde vişnesi olsun, şeftalisi olsun, kayısısı olsun. Hani vatandaş şimdi biraz önce meyve üreticiler birlik başkanı anlattı. Söküyoruz gariyat armudunu yerine İşte ihracat hemen gidebilecek. Kayısı, şeftali o türlere dönüyoruz diye. Ya yarın onun da önü kapanır. Yani illa olacak diye değil ama bir planlama yapılıp hakikaten bu coğrafi yerde bu yetişiyor. Buna yönelim. Pazarını daha fazla açalım. Şimdi Korkuteli deyip Korkuteli çok küçük bir yer değil. Bütün büyük şehirlere giden ana hat burası merkez. İstanbul'a da buradan geçiyor yolla. Ankara'ya da buradan gidiyor. İzmir'e de burada da. Metropol bir yer. Ama buna dikkate alsa herkesin şu, bak büyük ihracatçıyla her geliş geçiş güzergahları burada. Depoya kendileri mal koyuyorlar buradan. Nar yetişmiyor mesela Korkutel'de. Buraya koyuyorlar. Burada işleyip götürüyorlar. Neden? Yani buranın yol üzeri olması çok avantaj. Ha, biz bunu Korkutel'li olarak önce önderlik Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bize bir önderlik etmesini isteriz. Bakanlığımızın önderliğini isteriz. Korkuteli Belediye Başkanı'nda yani o böyle bir çalışma yapacağım diye ama
3 yıl oldu. Daha henüz bir başlama yapamadık. İnşallah sizin gayretinizle de bir şeyler olur da yaparız. Şimdi vatandaş burada yazın 300 bin nüfus oluyor. Normalde Korkut Eli nüfusu 55 bin. Tabii 55 bin olarak görünüyor. Yazın bu kadar kalabalık. Yaylak alan olarak da kullanılıyor. Evet. Yazlıklar var burada. Yazdan sıcaklardan insanlar. Bunalan insanlar buraya yerleşiyor. Gelen buradan gitmek istemiyor. Evet. Bir de suyu da güzeldir. Yani yayla suyu pH değeri yüksek. Gelen vatandaş ondan da ayrılmak istemez yani. Sahilin suları gibi böyle ılık mılık olmaz. Yayla suyu pırıl pırıl iyi olur. Esas neden? Şimdi bu kadar nüfus patlaması yani yazlık su olmayınca onlar da yarın bire bire onlar da çekilecek. Su kaynaklarımızda çok azalma var. Barajımız yani %30 seviyelerde. Çok az. Bitti bitmek üzeredi. Yeraltı suları normalde bizim orada 30 metrede çıkıyordu. Şimdi 50 metreye kadar iniliyor. Su yok. Burada Bayat Ovası'nda 200 metrelere kadar iniliyor. Su kaynaklarına da bir çözüm araştırma yani şöyle bir olaylar oluyor. Adam kafası estiği yere sondaj deldiriyor. Bunu bir takip eden şimdi yetkililere vardık. Biz Kuvvet Başkanıyız. Mesela gittim devlet su işleri ilgileniyor değil mi buraya? Gel başkanım sen şikayetçi ol. Biz gerekeni yapalım. Vatandaşla yani birbirimize şey oluyoruz. Husumet yaşanıyor. Yani buraya gelip kontrolü devlet yetkililer tarafından olması lazım. Adam kaçak olduğunun cezası neyse parasını yatırıp gidiyor. Ondan sonra su havzaları çekildi. Herkes suyu çekti. Görün gününüzü. İstersen yaşaman gibi bir halleri yaşattırıyorlar bize. Ben 2009'da muhtar oldum. 5 yıl muhtarlık da yaptık. 15 yıldır da kuvvet başkanlığı da yapıyorum. Başımızdan çok mübadeleler geçiyor. Hani yaşanmayacak şeyleri yaşattırıyoruz. Siz bir de yani buradaki üretimin gelişmesi için elini taşın altına koyanlardan birisiniz. Muhtarlığınız döneminde sanırım bu sulama konusunda ciddi girişimlerde bulundunuz. Çok mücadele ettik. Yani taşıma suyla bu çarkı çevirdiniz diyebiliriz herhalde. Ya şimdi Korkut Eli Barajı 1974-75 yılında yapılmış. Baraj yapılmadan önce Dereköy'de, Sülekler'de sulama önceden var. Tabii proje ona göre yapılmış. Bu iki köyün kadim sulama hakkı var. Önce dört ay bu iki köy sulayacak. Artan suyu baraja verecekler yaz aylarında. Kışın devamı baraja akıyor. Baraj dolmadı. Burası zaten sulamıyor. Orada bize de su kaynakları bize de yetmiyor. Ama bunu ne yapmak lazım? Damlama sulamaya geçirip mesela gelin diyecek bir devlet yetkilileri. Oturun buraya. Önce yukarıdaki sizi suya kavuşturalım. Saniyede kaç litre su lazım sana? 100. Sana ne kadar? 100. Eşit bir dağılım bir şeyler yapılması lazım ki. Ha insan ne yapacağını bilir. Ama ne derler onu? Tavuk su içer, göğe bakar. Yukarıdaki içiyor, aşağıdaki bakıyor yani. Ne olacak diye. Ağaçların kurumasına bakıyor. Zor durumdayız. Bir iş yapmak için elinden geleni yapacağız. En örnek vereyim. Bizim orası dağlık bir bölge. Orman yollarının kenarlarından su götürüyoruz. Hizmet ediyoruz ya, çalışacağız. Sen burada niye geçiyorsun? Ormandan işini şu anda mahkemem devam ediyor. Yani kendi şahsım olman, hizmet ediyorum vatandaşa, mahkemede yargılanıyorsun. O zaman ne yapacağız yani? Hiçbir görev yapma. Yani ben ormana zarar veriyorsam, ormanı ağaçlarını yıkıyorsam, hemen bana istediği cezayı versinler. Ormana bir zarar vermeyip de yani bir su ishalatı geçiriyoruz diye cezalandırıldık mı? Hani insanın gücüne gidiyor. Bir de cezalandırdığımız yer köy adına tahsis edilmiş ceviz bahçesi burası. Biz Türk vatandaşı olarak hizmet ediyorsak bizim arkamızda olması lazım. Bir fazla hizmet edelim diye gayretli çalışmamız lazım. Ya çaremize bakın ya da bırakın biz çaremize aynen bakalım. Ben ihracat yapıyorum burada. Burada ürünleri değerlendireceğim diye uğraşıyorum değil mi? Balkan ülkelerine. Şimdi bu ihracata gider bu gitmez değil. Şimdi herkesin bir kontrol alanı var. Geliyor, DTS geliyor, zirai garantine geliyor. Kardeşim, zirai yönden bunun şeyi varsa, böceklise herhangi bir şey varsa raporuna yaz.
Ama olmadık bir olumsuzluk şeyinden arabayı bıraktın mı, bu kadar emek, bu kadar masraf, en hangi bir tır çıkarmak için 30 milyar bir para hemen önden gidiyor. Kasayı getiriyorsun buraya, işliyorsun, işçilik. Ha biz de hangi ürünün ihracata gideceğini biliyoruz da yapıyoruz zaten. Şu dönemde ya ihracatın bu kadar önem kazandığı bir süreçte daha da kolaylaştırılması gerekiyor. Aynen. Ya bu şimdi bak, Korktel'de mantarcılık yapılıyor. Yani Korktel'i Türkiye'nin en büyük mantar şeyi Korktel'de. Yani çok üretici var. Salamura fabrikası da kuruldu. Yapıyorlar yani. Birazdan gideceğiz oraya. Evet. Korktel'in aslı geleneği göreneği Yörük'tür. Yörük daha çoktur. Yörüklerin olduğu yerde zaten Yörük demek sağlam adam demektir. Çok şey adam çıkmaz. Yani insanı kandıracağım. Evet, vatansever. Herkes misafirperverdir. Yani bu yönüne biz gurur duyarız Korktel'imizde. Biz de. Çok sağ olun. Siz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Başka da bir sormak istediğiniz bir şey varsa. Teşekkür ederiz gerçekten. Aslında belki de ilk kez Korkuteli'nin bu hazinesini biz ulusal kanalda gündeme getireceğiz. Çünkü gerçekten gizli bir hazine burası. Üretimin bu kadar yoğun olduğu, ihracatın bu kadar sağlıklı ve sağlam bir şekilde yapıldığı ilçemizdeki bu Bayat özellikle burada öne çıkıyor. Belki de üreticinin ve ihracatçının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması yönünde bir katkısı olur bu söyleşimizin. Şimdi Korktel'de fazla bir göç olan yer değil. Çalışmasında çok beceri Korktel'in halkı. Her iş elinden gelir. Bilmiyoruz gari. Allah sonumuz hayırlı etsin. Entegre kurulacak oluyor şu anda. Büyükşehir Belediyesi tarafından doğru mu yani paketleme şeyi yapılacak ama daha gündemde bir şey yok. Olursa Korktel'in gelişmesine katkı yapar. Yani biz de siz de elinden gelen gayretleri yapacaksınız. Evet, evet. Yani burada ne yapılabilir? Hep mücadele edeceğiz. Edeceğiz. Biz baharda da burada olacağız. İnşallah. Yazda da burada olacağız. O bir kere o ağaçların çiçeklenişini göreceğiz. Ağaçların meyveye duruşunu göreceğiz. Toplanışını göreceğiz. Her safhasında sizlerle birlikteyiz. Burada yok yok mesela arpa eker arpa, buğday buğday, nohut nohut. Yani bir ürünle evet, değil yani. Doğru. Çiftçiliğin her şeyi var. Hayvancılık yapan hayvancılık yapar. Süt üretimi, süt üretimi. Yani bölge her şeye hakimdir. Evet, şimdi bir ayak bastık. İnşallah. Bundan sonra devamını ayağımızı getiririz. Çekmeyeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür sağ ederim olun. Ulusal kanal olarak. Allah razı olsun. Evet, Yaylalar Yurdu Korkuteli'mizin o eşsiz ürünleriyle tanıştık. Şimdi de Türkiye'nin en önemli mantar üretim merkezi olmasıyla ilgili detayları konuşacağız. Şimdi elimde gördüğümüz bu mantarlar bu topraklarda büyüyor. Uzun bir zamandır Korkuteli halkını da uzmanlaştıran, mantar üretim alanında uzmanlaştıran bir süreç var. Şimdi o süreci aktaracak bize sevgili Medine Hanım. O da mantar üretiminin içinde 15 yıldır başından sonuna kadar, pazarından üretimine kadar her safhasını gerçekten sindire sindire yaşamış evet. Bir arkadaşımız. Evet gördüm evet. Uzun yıllardır mantar sektörünün içindeyim. Mantar üretiminde yaşanan sıkıntıları, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları ve tüccarların yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettim. Yaşadım o yani direkt birebir onlarla. Öncelikle mantar üretimiyle nasıl tanıştı Korkuteli? Ondan bahsederseniz. Mantar üretimi aslında çok uzun süre oldu tanışalı ama ben kendim 14 yıldır mantar sektörünün içindeyim. Mantar sektöründe üreticilerle birebir diyaloğum var. Hesaplarıyla da ilgileniyorum. Üreticilerimizin de yaşadıkları sıkıntılar var. Korkuteli'de mantar sektörü hem bayanların hem erkeklerin geçim kaynağının gerçekten büyük bir kısmını oluşturuyor. Çalışanları olsun, Korkuteli'nin gelişiminde ve para kazanmasında bu sektör önemli bir yer tutuyor. O yüzden hani Türkiye'nin de aşağı yukarı %60'ını, 65'ini Korkuteli karşılıyor bu mantar sektöründe. Çok önemli bir oran bu. Tabii yani ki. Neredeyse tamamına yakın. Yani bu süre zarfında üretimde
üreticilerin yaşadığı ilk dönemler belki o kadar değildi ama son zamanlarda artık gerçekten büyük sıkıntılar yaşamaya başladılar. Üreticilerin ağırlaşan elektrik faturalarının artması, kompost fiyatlarının yükselmesi ve masraflarının çoğalması nedeniyle ara ara üretime ara vermeye başladılar. Üretime ara vermesi tabii bizleri de etkiliyor. Çünkü tüccar olarak dışarıya göndereceğimiz sevkiyatlarımızda biz sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte talebi karşılayamadığımız zaman şöyle bir şey, üreticilerin depolarından kompostu gönderiyoruz. Kompostların maliyeti gerçekten 10 tonluk bir şeyde komposta aşağı yukarı 15 milyar kompost ücreti artı bunun üstüne toprağa gidiyor ve 40-45 günlük süreçte mantar üretiliyor. Bu süreçte de üreticinin ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Mantarı çıkıncaya kadar. O maliyetin hemen bu kısa süre içerisinde tabii ki çünkü üreticiye biz önce o zemini hazırlamalıyız ki karşılığında o ürünü alabilmek için biz de onlara destek olmak zorundayız. Bunu hep beraber götürmemiz gereken bir süreç. Bu süreçte elektrik masraflarını karşılıyoruz. Kompostunu koyuyoruz, toprağını gönderiyoruz. Ayrıyeten ekstra giderleri olursa da onları da karşılamak durumundayız. Ve biz bunu 45 gün sonra geri alma çabası içindeyiz. Ama bu süreçte eğer mantar satımında bir azalma olduysa bizim şikayetimiz şu. Biz mantar üreticileri olarak, tüccarları olarak ticareti yaparken dışarıdan vergisini ödemeyen mantarcı gibi, mantarlar gibi mantarcılar türemeye başlıyor. Merdiven altı mantarcıları. Aynen. Öyle diyelim. Hani normalde o şekilde bilinir ya. Biz şimdi depoya verdiğimiz, yaptığımız yatırımın karşılığını almayı beklerken mantarcılar böyle mantarlara düştüğü zaman 3-5 kuruş fark vererek üreticinin deposuna gidip mantarlarını almaya başlıyorlar. Tabii üreticiler de bunun bizim çektiğimiz zorlukları onlar bilmiyorlar. Onlar da zor. Biz onu her zaman desteklemeye çalışıyoruz ama sonuçta biz verdiğimizi alalım derken gelen mantarcılara da aradan çıkan böyle vergisini ödemeyen, bir iş yeri olmayan, bir firma olarak kendini göstermeyen kişilere mantarları sattıkları zaman bizim verimlerimizi düşüklük yaşıyoruz. Verdiğimiz bazen yaptığımız masrafları bile üreticiden alamıyoruz. Üreticilerin hani bakiyesi kalıyor. Onları toparlayacağız derken yeri geliyor kompostlarda sıkıntılar çıkıyor. Sıkıntılar çıktığı zaman tabii üreticinin masrafı artınca oradaki borcunu kapatamıyor. Yani her sene bu döngü devam ediyor. Evet. Yani sen oradaki alacağımı kurtaracağım derken daha da içeri girebiliyorsun. Biz hani vergimizi tamam ödeyelim ama vergisi ödemeyenler lütfen bu işlere kalkışmasınlar. Kalkıştıkları zaman inanın burada Korkuteli'de bu sektörü bitirmeye başlayacaklar. Yani başka bir şey olmayacak. Biz bundan çok muzdaribiz. Şimdi bunun da çözümü sanırım denetimden geçiyor. Denetim tabii ki. Denetlenmesi gerekiyor. Hal yasası çıktı. Vergiler hani incelemeler arttı. Yola çıktığın zaman tabii aracına malını koyduğun zaman her şeyini tam yapmak zorundasın faturanı, irsaliyeni. Ama benim anlamadığım bu şekilde biz bunu bu şekilde yapacağız diye uğraşırken diğer bu şekilde mantar toplayanlar, resmi kaydı olmayan kişiler bunu nasıl dönüştürüp de onlar nasıl incelenmiyor, onlar nasıl ceza yemiyorlar, bu cesareti nasıl kendilerine buluyor ben bunu anlamıyorum. Evet. Ve bu da bize gerçekten... hani her yükümlülük sorumluluğu şeyin üreticinin bizim üstümüzde. Biz karşılıyoruz her şeyini. Ama biz orada ticaret yapıp onu sırtlarken birisi gelip oradan onu alıp götürürse bizim yolumuza yani engel koymaya başlıyor. Kesinlikle. Engel koyduğu zaman da burada bu mantar işine aslında zarar veriyor. Korkuteli adına zarar veriyor. Çünkü Korkuteli'de sadece bu üretimi var, ticareti var ama orada çalışan işçileri de var. Çok kişi ekmek yiyor mantar sektöründe. Ev hanımları için de büyük veli nimet. Ben görüyorum gerçekten gurur duyuyorum ev hanımlar adına. Şöyle diyorum yani bir ev hanımın evinde çocuğu var, sorumluluğu artıyor çalışsa da ben de bir bayanım. Çocuğuna ilgilenecek, çalışacak, evin sorumluluğu da ona. Hani eve gidince işi bitmiyor bayanın. Ama mantar üretiminde şöyle bir şey, eğer evinin altındaysa da hem üretimini yapıyor, hem o gün gezmesini geziyor, yemeğini yapıyor, çocuğuna bakıyor ve parasını da kazanıyor. Bu değerlendirilmeli ve geliştirilmeli ve bu şekilde de engel olanlar, incelemeler düzgün yapılmalı ve destek olmalı diye düşünüyorum. Tabii şimdi çünkü sizin... bayanlar için gerçekten burada da çok büyük bir ekmek kapısı bu mantar işi. Bir taraftan da şimdi uğranan zarar sadece Korkuteli ile sınırlı değil. Bir taraftan tabii da ki. Bir kamu zararı var. Tabii orada ki. Şimdi vergisiz
kayıt dışı olduğu yapılan zaman, bir ticaret var. Tabii ki. O da tabii, kamu zararı demek. Da bir zarar var yani burada. Buna o da yüzden, dikkat çekmekte fayda biz var. Biz nasıl inceleniyorsak o kişiler de incelesin, yapacaklarsa da resmi kayıtlarını alsınlar. Kurumsal olarak bu işlemlerini öyle yürütsünler. Güzel güzel rekabet edelim ya, diyorsunuz. Rekabetle yapalım. Rekabet her zaman iyidir. İyidir değil mi? İyidir. Doğru. Geliştirilmeli. Şikayetçi olduğumuz bölümler böyle. Biz mantar sektörünü de seviyoruz. İşimizi de seviyoruz. Geliştirilmesini ve destek olunmasını istiyoruz. Başka bir talebimiz yok. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Mantar üreticilerinin ve ticaretinin karşı karşıya bulunduğu sorunları konuştuk ve bu aslında çözümü de olan bir durum. Yani denetim altına alınması gereken bir süreç var burada. Merdiven altı üretimin kontrol altına alınması gerektiğiyle ilgili de talebi dile getirdi Medine Hanım. Şimdi Tayfun Çöperli'den aynı zamanda hem üretici hem ticaretini yapıyor mantarın. Şimdi ondan da yine üretimle ilgili karşılaşılan sorunları konuşacağız. Evet. Bizim üretimle ilgili sorunumuz sadece ham madde. Ham maddede problem yaşıyoruz. Kompostlarda mesela arıza oluyor. Bize iade verilmiyor. Çok özür dilerim. Şimdi kompost konusu sıkça geçtiği için soracağım. Kompost nedir öncelikle? Kompost, belki şimdi üretimini... Kompost samandan yapılan mantarın oluşmasını sağlayan bir ham madde. Preste bize hazır yapılmış paketler olarak halinde. Paketler haline geliyor, tohumlu, her şey içinde ama tohumlar sarmıyor. Mesela üretimde çok geçen sene çok zarar ettik, aşağı yukarı 6-700 milyon zarar ettik biz. Ama bunda ne bir şey gösterebildik ne kimse arkamızda durdu. Neden zarar ettiniz? İşte ham madde olmadı. Vermiş oldukları kompost bize ham madde zarar verdi. Üretimde çok büyük zarar ettik. %30 verim almamız lazım biz mantardan. %30 verim alırsak ancak öyle kendimizi kurtarıyoruz. Zaten hele şu anda %30'dan aşağı alırsak bize ne elektrikte fayda sağlanıyor. Mesela kompost fabrikası kuruluyor şeye Bolu'ya. Buraya da kuralım dendi belediye başkanımız ama şu anda bir gelişme yok. Yani bu... Şimdi mantarın yetiştiği topraklarda aslında onun yetiştiği malzemenin de bulunması gerekiyor. Tabii, yani üretilmesi gerekiyor. Tabii. Mesela belediyemiz bize söyledi yapalım diye belediye başkanımız. Kompost fabrikası buraya kurulsa bütün ilk önce zaten halkına dağıtacak ham maddeyi. Evin altında yapan yapacak. Kendi ortağı olan hissedar yapacak. Bolu'daki sistem aynı. Bolu'daki belediye başkanı demiş ki ben sadece halkıma vereceğim. Artarsa dışarıya satacağım demiş. Adam tesis şu anda kuruluyor. Büyük tesis kuruluyor Bolu'ya. Ama biz de burayı ise esas burası zaten Korkuteli bunun mantar üretim yeri. Bir de bildirim yapıyoruz mesela biz şeye. Bildirimler çok yüksek geliyor. KDV kesiyoruz, fatura kesiyoruz %8. Halden adam çıkış yapıyor %1 yapıyor. Bizim KDV'miz çok yüksek. Biz yani para kazanamıyoruz. Hem fatura kesiyoruz hem bildirim yapıyoruz. %10, %11'i buluyor. %11'i ne kazanacağız ki biz bundan? Zaten mantarın fiyatı belli. Yükseltemiyoruz. Büyük tüccarlar kendi kafalarına göre fiyat veriyorlar. 9 liradan mantar alınıyor mesela tüccardan, şey üreticiler. 9 lira üretici ne kazanacak ki bunda? Çarşıya çıktın mı 15 lira, üreticiden 9 lira veriyor. Farka bak. Üretici zordur mu şu an? Bütün ürünlerde yani üretim kalemlerinde yaşanan sorun mantarda da yaşanıyor aynı zamanda. Tabii canım. Mantarda daha çok. Mesela mantarın bildirimi Halep pazara girsin. Bildirim var mı diye sorsun belediye rabıtalar. Bildirimsiz çıksın. Biz bildirimsiz çıkamıyoruz mesela. Ama bize de bir düşüş payı gösterse standart bildirimimizi yaparız. Faturamızı da keseriz. Düzenli şekilde bildirim yapıldığı zaman zaten bizim ham maddeden buradan mantardan aldığı zaman bildirimde kontrol de edebilir. Kalıntı var mı diye. Zabıtalar kontrol edebilir bunu. Hiç böyle bir kontrol de yok zaten. Sadece bizi geliyor tesise, tesisten tarım kredilerinden geliyorlar, mantar alıyorlar, gidiyorlar, kontrol ediyor. Ya sen benim kontrol ediyorsun da pazarda et. Pazara mesela bu arkadaşların konuştuğu kaçak pazarlamacılar mantar koyuyor pazara. Onu oradan da al madem. Ya pazarcının önünden de al. Onu da kontrol et. Var mı kalıntı diye, ilaç kalıntısı. Bizden alıyor gidiyor hiçbir şey çıkmıyor, temiz çıkıyor.
Ama oradan dışarıdan toplayan gidenler, mesela bilinçsiz üreticiler ilaç atıyor buna. Bilmediği ilaçı atıyor yani. Ona göre bizim sıkıntılarımız ham maddede. Bir de bu bildirimler KDV konusu. Çok sıkıntı yaşıyoruz o konuda. Bir de buraya Korkuteli'ye hakikaten belediyenin çok güzel tesis yapması lazım. Halkla beraber, üreticiyle beraber. O zaman çok güzel bir... Ki üretici de canla başla böyle bir şeyi destekler yani. Ne gerekiyorsa yapar. Belediye başkanla konuştuk ama bir şu anda bir şey yok. Yapılmış olan bir şey yok. Sadece konuşmada kaldı. Konuşmada kalmasa ama biz ne yaparız? Kompost almaya gidiyorsun. Mesela büyük tüccarlar adam götürüyor 100 milyon para veriyor. 200 milyon önden para veriyor. 200 milyon para veriyor önden. Ben gidiyorum, sana kompost yok. Benim param kendim aldığım zaman vereceğim. Yok diyor, adam para verdi diyor. Evet, bu. Burada yaşanıyor yani. Adam 200 milyon parayı verene mi veri, ham maddeyi bana mı veri? Biz bu sefer açıkta kalıyoruz. Ona vermek zorunda kalıyor. Biz düzenli şekilde ekip hallerin veya pazarların şeyini temin etmeye çalışıyoruz. Onu da başaramıyoruz. Yani sanırım çok acil müdahale gerektiren bir sorun bu. Çünkü yani daha fazla sürerse herhalde birçok üretici artık ben zannediyorum şu bir aydan sonra çok zor durumda kalır üretici. Çok. Bir ay içinde şu elektrik faturaları gelsin, su faturaları gelsin ve ekmeyecek insanlar çok. Çok yani. Burada halk çalışıyor zaten. Bayanlar çalışıyor. Kocası gidiyor bir işte çalışıyor. Bayan da ama evinin altında iki kat deposu var. Üretim yapıyor orada. Evine katkıda bulunuyor. Şimdi ekmeyeceğim diyor. Ekmeyeceğiz diyor çoğu insan. Ham madde pahalandı. Bir an önce yetkililerin yani Tarım Bakanlığı'nın bu durumu tabii. Planlaması da dahil, denetimi de dahil. Evet. Yani mantar meselesini bir kere başlıca bir şey olarak masaya yatırması gerekiyor evet. Sanırım. Bizim de işte bu haber vesilesiyle umarım böyle bir etkimiz, katkımız olur. KDV oranımızı düşürsünler bizim. Şu mantarın içindeki gıdayı anlatmaz, bitmez. Etten daha değerli içinde katkılar var. Bak mısın mantarın? Taze günlük. Öyle dolaba koyup şey yapıp götürmüyoruz yani. Bakın ne soğuk hava çalışıyor, ne bir şey çalışıyor. Günlük kesin bu. Buradan günlük sevk ediyoruz biz. Günlük mantarımızı sevk ediyoruz. Akça pakça mantarlar. Evet. Çok güzel. Şimdi umarım bu sorunların çözümüne bir katkısı olur programımızın. İnşallah. Bir de o işin keyifli yanından bahsedelim. Ya mantar aslında hani bire bin veren bir üretim halk deyimlerinde işte mantar gibi bitmek. Hani o kadar hızla ve kolayca ekiyoruz. Büyümüş şimdi gibi görünüyor. Şimdi biz bunu ekiyoruz. Ham maddesi kompost söyledik böyle geliyor. Hazırlanıyor. Onun üstünü açıyoruz. O sargı haline geliyor. Zaten mantarın özü küftür. Onun toprağı var. Göl toprakları gider bize. pH'i 7 olması lazım. Suyu verdiğimiz suyun pH'i 7 olması lazım. O da önemli tabii. Tuzsuz olması lazım toprağın. Hiç tuzsuz. Ondan sonra toprağı atıyoruz. Ona sarıyor. Tırmıklıyoruz işçilerimizle beraber. Tırmık yapıyoruz. Ondan sonra verime başlıyor. İlk bir verim veriyor. %15, %20 verim ilk flaşta. İkinci flaşta bir %8 verirse. Bir de üçüncü flaşı alırsa köylü mutlu. %32 aldı mı çok mutlu. Güzel bir şey hakikaten. Üretim böyle çalışmak, çalışıyorsun. Ailenle gidiyorsun, çalışıyorsun. Çoluğumuz çocuğumuzla gidiyoruz, çalışıyoruz biz. İşçilerle beraber aynı işi yapıp ben daha demin geldim oradan. Hep beraber çok güzel gelişi, görüşü, hatta sizin çektiğiniz şeylerde de var. Çok güzel bir şey aslında ama işte bizim zorluklarımız, bize bir buraya bir fabrika kurulması, KDV'lerin düzenlenmesi, bildirimlerin düzenlenmesi, bizim zorluklarımız bu. Mantar üretiminin de, ticaretinin de görünmeyen sorunları bunlar. Bunlar tabii. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yaylalar yurdu, oksijen denizi, kadim kent Korkuteli'ndeydik. Ve Korkuteli'nde gün yüzüne çıkmayan o hazineyi keşfettik. İzlerini sürdük. O hazine ki... Topraktan cevher devşirilen
hazine. O hazine ki çalışkan insanların elinde çok daha büyümeyi bekliyor, çok daha gelişmeyi bekliyor. Yeter ki önündeki sorunlar ortadan kaldırılsın. İşte biz de bu çağrının aracısı olduk bugünkü buluşmalarımızda. Korkut Delil dostlarımıza teşekkürlerimizle.